Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır yöresine ait böyle meftune yemeği yapacağız. Ben böyle üst üste dizdim malzemeleri, isterseniz karıştırabilirsiniz. O kısımlara gelince tekrardan söyleyeceğim. Hemen yapımına başlıyoruz. Bunun için böyle uygun bir tenceremizi ocağın üstüne aldım. Ve iri bir şekilde doğranmış kuşbaşı etlerimizi yıkadıktan sonra tenceremize alıyoruz. Bu aşamada su eklemiyoruz. Tuz vesaire hiçbir şey. Üzerini örtüyoruz. Kendi suyunu salıp çekmesini bekleyeceğiz. Bir kenardan böyle gördüğünüz gibi taneli sumak var. Bunu suyun içerisinde bekletiyoruz. Bunu et için kullanacağız. Bu yemeğin özelliğidir bu. Evet, sumak bir tarafta beklerken suyunu etlerimiz de kendi suyunu çekti. Şimdi üzerine süzgeci koyuyorum. Ve sumağın suyunu süzüyorum. Şimdi diyeceksiniz ekşi oldu. Hani nasıl olacak ekşi ve et? Ama bu yemeğin özelliği zaten bu şekil olması. Böyle ete hafif ekşimsi bir tat katıyor ve farklı bir şekilde oluyor. Ama lezzetli oluyor, onu da söyleyeyim. Üzerine çok hafif tuz da serptim. Şöyle bir iki karıştırıyorum. Haşlamaya bırakıyoruz. Evet, etimiz haşlanıyor. Üzerine böyle bir iki diş sarımsak rendesi de ekledim. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Bir taraftan patlıcanlarımızı doğramaya başlıyoruz. Bunun için böyle patlıcanlarımızı tam ortadan bıçak yardımıyla bölüyoruz. Tekrardan bölüyoruz. Son kez tekrardan ortadan ikiye bölüyorum ve böyle bu şekilde küp küp patlıcanlarımı doğruyorum. Evet, tüm patlıcanlarımızı doğradık. Şimdi tavamıza bolca yağ aldık. Ve yağımız kızdıktan sonra üzerine küp küp doğradığımız patlıcanlarımızı ekliyoruz. Patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Evet, etimiz hala pişmekte. Ve bir taraftan bakın böyle domatesleri rendeledim. İnce ince doğradığım yeşil biberleri de üzerine ekliyorum. Eğer sulu seviyorsanız domatesi fazla koyun, onu da söyleyeyim. Ve üzerine az bir miktar tuz ekledim. Üçünü birlikte karıştırıyorum. Hatırlarsanız önceden az bir miktar ete tuz ekledik ve bu aşamada biraz daha tuz ekliyoruz. Yemeğimizin tuzu böylelikle tamamlanıyor. Damak zevkinize göre tuzunuzu ayarlarsınız. Sumak suyunu da güzelce etimiz çekti. Bakın güzelce kavruldu. Şimdi üzerine bir çay bardağına yakın karabiber ekliyorum. Şöyle bir iki karıştırıyorum. Ve ocağın altını kapatıp etimi alıyorum.
Şimdi tüm malzemeleri buluşturacağımız bir tenceremizi ocağın üstüne alıyoruz. Öncelikle etimizi diziyoruz. Ardından kızarttığımız patlıcanları dizeceğiz. Ve en son da biberle domatesli karışımı ekleyeceğiz. Dediğim gibi ben görüntü amaçlı, hani görüntü açısından bu şekilde üst üste dizdim. Yalnız siz isterseniz karıştırarak da hani böyle türlü şeklinde o şekilde de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde bence daha güzel duruyor. Kenarlarını hafifçe bir bastırıyorum. Üzerine dediğim gibi son olarak domates ve biber karışımını da ekliyorum. Bu arada söylediğim gibi eğer sulu seviyorsanız domatesinizi daha fazla ekleyin. Ben çok öyle sulu sulu türlü gibi olmasın diye domatesini az kullandım. Böyle daha çok hoşumuza gidiyor. Dediğim gibi siz isterseniz daha fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle üzerine bir iki düzlüyorum. Kapağını kapatıyorum ve son kez pişirmeye bırakıyorum. Evet, yemeğimiz hazır. Şimdi tabağa koyup çevireceğim. Evet, yemeğimizi ters çevirdim. Çok nefis görünüyor. Bir de kokuyu duyabilseniz keşke. Hani etin içerisindeki o sarımsağı, işte sumak, etin kendisi, patlıcanı, domatesi, her şey ayrı bir lezzetli. Şu an tadım yapmış olduğum için söylüyorum. Gerçekten lezzetli ve değişik bir tat. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle de bir çatal yardımıyla da gösteriyorum. Aklınıza takılan soru herhangi bir şey olursa eğer yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyorum. Ve lütfen yorumlarınızı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Mutlaka deneyin derim. Bu lezzeti kaçırmayın. Ve dediğim gibi eğer beni izlediyseniz lütfen beğeniyle yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.